Enlerin kanalı Enrota TV. Evet sevgili dostlar, efendim nereye gidiyoruz? Bursa Spor'a gidiyoruz. Yani Bursa Spor stadına gidiyoruz şu anda. Üçüncü ligde olup da 40 binin üzerinde her maçta taraftarı olan bir takım bildiğimiz kadarıyla yok. Ama şimdi bildiğimiz kadarıyla da var. Gideceğiz efendim. Bursa Spor'daki o kalabalığı göreceğiz. O yoğunluğu göreceğiz. Yani üçüncü ligde olup da bugüne kadar tarihte yazılmamış bir 40 bin kişinin üzerinde seyirciyle, üçüncü ligde taraftarıyla devam eden bir takım yok efendim. Burada muazzam bir kalabalık var. Şimdi sizlere orayı göstereceğiz. İyi seyirler diliyoruz. Bursa Spor'a da başarılar diliyoruz. Anadolu timsalıyız. Korkuyor tüm rakipler. Alkışlayın gollerini. Şampiyon Bursa. Evliya şehri. Osmanlı başkenti. Bekle bizi Avrupa. Bursa geliyor. Dünyada bulunmaz. Taraftarı tek saz. Tribünleri susmaz. Şampiyon Bursa. Lel 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 lel. Adam. Ne kadar attın? 100 lira. Dostlar 7'den 70'e şu anda görmüş olduğunuz gibi gişelerde sıra var. Umarız Bursa Spor bu maçı kazanır ve o yoğun kalabalıkla, o yoğun tempoyla, o yoğun güzellikle bu maçı devam ettirirler. Görmüş olduğunuz gibi kalabalık aynı şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar hemen şöyle ifade edelim. Çünkü bütün kapılar aynı bu şekilde ve en az yoğunlukta olan kapısı burası efendim. 42 bin taraftar vardı. O yüzden sizlere sahanın atmosferini, sahanın güzelliğini, Bursa Spor'un güzelliğini sizlere nakden aktaracağız. Efendim iyi seyirler diliyoruz. Sevgili dostlar, efendim yeşil beyazlı Bursa Spor taraftarlarının yanındayız. Efendim gerçekten de muazzam bir güzellik var. Duymuş olduğunuz gibi, görmüş olduğunuz gibi 7'den 70'e katılım var. Efendim 3. ligde olmasına rağmen 40 bin taraftarın üzerinde bir katılım söz konusu. Bununla ilgili ne söylemek ister? Abi tek söyleyeceğim şey şu, gerçek sevda bu. Fark etmez lig. Ligin önemi yok, şampiyonlukların da önemi yok. Biz Bursa Sporluyuz. Çocukluktan beri Bursa Sporluyuz. Fark etmiyor. Sevdamızın peşindeyiz abi. Şartlar ne olursa olsun sevdamız peşinde. Tam destek. Başkanımıza çok güveniyoruz. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Efendim, Allah razı yeni olsun. Yeni yönetimi nasıl buldunuz peki? Allah razı olsun. Yeni yönetime tek söyleyeceğim şey, bu zamana kadar neredeydin başkanım? Bu cefalar çekilene kadar keşke bir an önce, daha önce gelseydin. Ama hayırlısı olsun diyoruz. Biz yine desteğimizi her zaman, her anlamda desteğimizi veriyoruz.
Her şey Bursa Spor için. Bir tek Bursa Spor'umuz var. Her şeyimiz sevgilimiz bizim. Başka da bir şey demiyorum. Maçı da alacağız. Skor veriyorum 3-1. Efendim inşallah 3-1 gibi, hatta 3-0 gibi alırız. Bizim beklediğimiz o yönde. Yeşil beyazlı taraftarlara, yeşil beyazlı sahaya. İnter ölmez, adam ölmez. Efendim başarılar diliyoruz çünkü şundan dolayı içerisi tıktım tıktım. Üçüncü ligde olmasına rağmen böyle bir yoğun bir kalabalık var. Yani şehir dışından gelenler bile var. Şimdi sizlere sahanın içerisini göstereceğim. Arkadaşım merhaba. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. İsim nedir? Burak Ergün, Bursa. Burak nasıl buluyorsun şu anda sahayı? Saha atmosferimiz çok güzel. Yıllardır öyle, Süper Lig'den beri öyle. Evet. Biz bugünlere gerçekten kolay gelmedik. Şu anda kötü günde olsak da gerçekten de biz Süper Lig'e yakışır bir takımız. Ve elbet 2010'da olduğu gibi Bursa Spor Süper Lig'in şampiyonu olacaktır. Ve her zaman peşindeyiz. Bu anımın peşindeyiz. Teşekkür ederim. Şu andaki yönetimi nasıl buluyorsun? Çok güzel buluyorum. Bu zamana kadar gelmiş, geçmiş en iyi yönetimlerden bir tanesi. Başkanımız bize sahip çıkıyor. Bursa Spor'umuza sahip çıkıyor. Ve biz de taraftar olarak elimizden gelen her şeyi yapmak için hazırız. Biz de Bursa Spor'a başarılar diliyoruz efendim, canı gönülden. İnşallah maçı da alırız ve üçüncülükte olup da ilk defa böyle bir yoğun bir 40 bin taraftarın üstünde bir söz konusu değil mi? Evet. Üç maçtır bu şekilde kesinlikle devam ediyor. Kesinlikle öyle. Bursa Spor'un zaten büyüklüğü kesinlikle konuşulamaz, tartışılamaz. Süper Lig'de bugün satılmayan kombinelerin birçoğu, yani biz şu anda üçüncülükteyken Süper Lig'deki takımların birçoğunu geçmiş vaziyetteyiz ve taraftar olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gırtlağımız kısılana kadar, sesimiz kısılana kadar bu armanın peşinde olacağız. Teşekkür ederim. Sizlere de iyi keyif alacağınız bir maç diliyoruz. İnşallah Bursa Spor'da kazanır. Efendim iyi seyirler diliyoruz. Evet sevgili dostlar, efendim Bursa'nın o 7'den 70'e kuşağında şimdi geldik, burada gördük. Gerçekten de 3. ligde olup da böyle 7'den 70'e katılan ilk defa gördük bu statta.
Evet, yanımızda prenses bir ablamız var. Bir de beyefendi bir abimiz var. Merhaba. İsmin ne? Ayay. Sen Bursa sporlu musun? Aferin sana. Peki abla, senin ismin ne? Asel. Asel. Asel, sen de mi Bursa sporlusun? Evet. Asel, tebrik ediyorum seni. Ne kadar şirin olmuşsun ya. Çok güzel olmuşsun ya. Hadi bir el sallayalım. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yani Bursa sporlar yani maçına gittik. Bunda herkese bildirmek isterim. Evet, biz Bursa sporu seviyoruz. Kardeş takım Muş Spor'la bugün maç yaptık ama maalesef berabere kaldık. İnşallah bir sonraki maçlarda daha çok galibiyet ve daha çok taraftar olacak. Hadi el salla bakayım Asel. Evet, sen de el salla bakayım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sevgili dostlar, burada berabere kaldılar. Şimdi de biz bu 7'den 70'e kuşak bildiğim buradaydı. 40 binin üstünde taraftar vardı. Şimdi buradan yayınımızı bitiriyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. İzledik ve bizler de yorulduk. Şimdi çekimlerimizi tamamladık. Gelen abiyle yavaş yavaş gidiyoruz. Gelen abi, kalabalık nasıldı? Yani 3. ligde olan bir takım için sence? Muhteşem bir kalabalık vardı ama sevinçleri kursağında kaldı. Evet, umarım bir sonraki maçta 3-0'la alırız. En çok üzüldüğüm nokta çocukların ve o engellilerin tekerlekli sandalyeyle gelip de böyle üzgün dönmeleriydi. İnşallah bundan sonraki başarılarını bir sonraki maça saklarlar, öyle diyelim artık. Sana da çok teşekkür ederim günü. Ben teşekkür ederim, güzeldi. Çünkü bayağı bir yorduk seni de. Güzeldi. Umarım inşallah bir sonraki maçta hem galip hem güzel bir çekim yaparız. Efendim zaten trafik çok yoğun olduğundan dolayı 40 bin taraftar geldi. O 40 bin taraftardan dolayı trafik fazlasıyla yoğundu. O yüzden biz de metro ile bu şekilde geldik. Efendim Bursa'dan herkese selamlar, sevgiler, hürmetler. Evet sevgili dostlar, efendim Bursa spor maçına gittik. 3. ligde olan bir takım 40 bin kişiyle tamamladı. Gerçekten de yürekten kutluyoruz. Yürekten, canı gönülden başarılar diliyoruz. Sevgili dostlar, iyi seyirler diliyoruz. Bursa Spor'a da başarılar diliyoruz. En büyük Bursa Spor. Bravo be! Bravo, selam be! İsmini de söyle. Adım Ayas. Aferin sana ya, maşallah ya. Ayas kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Bursa sporu çok mu seviyorsun? Evet. Oo, çok iyi ya. Sen de çok yakışıklısın maşallah. Var mı bir diyeceğin? Bursa spor yenildi diye üzüldük. Berabere kaldı değil mi? Evet. Tamam, bir dahaki maçta da buluşmak dileğiyle. Tamam mı? Tamam, hadi bay bay. Hadi bay bay. Efendim 7'den 70'e görmüş olduğunuz gibi Bursa Spor taraftarı yani 3. ligde olmasına rağmen tekrardan 40 bin kişilik bir sayıyı tamamladı. Efendim gerçekten de büyük bir mücadele verdi, büyük bir emek verdi. Görmüş olduğunuz gibi insanlar da çoluklarıyla, çocuklarıyla beraber böyle Bursa Spor maçına gelip ailecek izleyip daha sonra da efendim bu güzel anı değerlendiriyorlar. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Efendim Bursa'dan herkese selamlar, hürmetler. En büyük Bursa Spor. Bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Enlerin kanalı En Rota TV.